Abla kusura bakma, rahatsız ediyorum ama. Bir şey söylemek istiyorum. Hayır, hiçbir şey söyleme. Çıkar mısın? Ya pardon, rahatsız ediyorum sizi de. Ben bugün bir şey yemedim. Yardımcı olma şansınız var mı bana? Bunu da alacağım ya, vallahi. Yok mu? Amca, pardon. Rahatsız ediyorum da. Ya ben ekmek alamadım da yardımcı olma şansınız var mı ya? Oturun, oturun. Ya soramadım, çekiniyorum abi. Ya yok, şey yapmıyorlar. Soramıyorum ya, utanıyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama size. Ya ekmek alamadım ben, yardımcı olma şansınız var mı? Yani kimse duymasın diye sessizce söyledim de. Oğlum buraya niye gidiyorsun? Çarşı varken daha çok ilerine gidiyoruz yani. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Rica ederim. Tamam o zaman, rahatsız ettim. Yani niye böyle kalbilerim çok yiyorsunuz içeri böyle? Gelenleri sokuyorsunuz böyle diye. Rahatsız mı olur? Rahatsız olur. Tamam. Bir şey söyleyeceğim, yanlış anlamayın da. Ya bir ekmek alacağım da ben yardım... Ekmek alacağım da yardımcı olma şansım var. Rahatsız ettim. Yemek söyleyelim de otur. Yemek de söyleyelim, ekmek de. Evet, rahatsız ettim sizi. Ne buyurun? Tamam. Fark etmez öyle. Fark etmez. Yok yok, fark etmez ben. Fark etmez. Ha, çorba varsa çorba alayım. Tamam. Ben. Çorba. Tamam. Ya ben sizin muhabbetinizi böldüm. Ben isterseniz başka masaya geçelim. Bak öyle düşünme. Abi bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi ben şeyden geliyorum da, Elazığ'dan. Burada bir arkadaşım vardı. Depremden dolayı geldim ben İstanbul'a. Almadı beni arkadaşım. Şey yemedim abi, yanımda para falan da yok. Simit yemek istiyor musun? Ya istiyorum da abi, hani şey olmasın. Kaç tane şu? Bir tane abi ya. Sana zarar gelir abi. Ben zarar geliyorum lan, bir simitten ne olacak? Yani. İstiyorsan çay da silin. Bir tane yeter abi, gerek yok. Elazığ'dan mı geliyorsun yoksa? Elazığ'dan geliyorum abi. Ailem filan? Yok abi. Oradalar? Yok yani. Çay da sildim sana. Yok kardeşim, eyvallah, kaybol. Hayrola oğlum? Hayır, soru sordun sen. Evet tamam, ben de istemiyorum dedi. Tamam da kaybolmuyor. Tamam, rahatsız etmenin annem var mı? Rahatsız etmedim. Abi sen rahatsız olmadın mı? Hayır. Ha, her gün 1000 tane geliyor böyle abi. Olabilir. Ben çalışıyorum, işimi yapıyorum. İyi kardeşim, çalışıyorsun da bu nasıl iş ya? Neden böyle? Senin vergi tabelan falan var mı? Git bir garsonluk yap bir şey ya. Türkiye'de. Efendim abi? Türkiye'de neyin sorguluyorsun? Ben rahatsız oluyorum abi. Tamam, kibarca rahatsız oluyorsan teşekkür ederim. De gönder adamı. Ne güzel köpek. Cinsi ne? Labrador. Labrador. Aa. Labrador kurması. İsmi ne? Lucky. Ya şöyle bir şey yapsak, ben size bunun parasını versem, sizden satın alsam. Ha yok. Neden? Bunu seviyorum, severek aldım. Ama direkt parasını verebilirim ben size burada. 15 bin lira gibi bir para var. Yok. Siz yenisini alsanız. Yenisini alamam ben canım. Sen git, barınakta bir sürü var. Ne kadar değerli ki sizin için? Çok değerli. Bizimle beraber. Kaç? 3 sene. Ben şimdi bir pet shop'a gideceğim de biraz sonra. Hatta para falan da çektim. Ne cins önerirsin? Ben böyle bir şey istiyorum da çok, çok zeki. İlk köpeğinse sana... Fazla mı gelir? Ama ben bunu çok beğendim ya. Peki sen satıyor musun bunu? Yok. Şu an yanımda para var cidden. Yok başkan, manyak mısın? He? Manyak mısın? Kavga ederiz seninle. Niye ki abi? Ya ben direkt burada size para versem, bunu nakit para versem, siz bana bunu satsanız, başka bir tane köpek alsanız olur mu? Yok yok abi, sen şimdi. Niye? Böyle bir şey olma ihtimali yok. Valla 15 bin, ya 15-20 civar para var burada. Direkt abi, verebilirim, siz kendiniz başka bir köpek satın alın. Yok abi, çok sağ ol. Ya. Niye abi, o kadar değerli mi ya? Abi ne 15 bin ya? Canını versen vermem onu sana. Niye? Abi baksana buna ya. Akşam beraber uyuyorum. Sen beraber uyuduğunu verir misin 15 bin lira? Abi ne olabilir ki değeri? Sonuçta köpek yani. Hayır yani. İnsan çocuğunu
Para versem 15-20 bin gibi bunu bana satabilme imkanınız var mı? Olur mu öyle şey ya? İnsan çocuğunu satar mı ya? Senin bunu bana satma şansın var mı abi? Öyle yani, şeyi satmam tabii ki. Ya ne kadar istersin mesela abi? Ya 100 bin lira bile veririm. Param var benim. Sevdiğini satmak gibi bir şeydir bu. Ya burada parayı hemen peşin verebilirim yani. Parayla gidip başka köpek satın alacaksınız. Tabii ki. Burada bir 10 bin 15 bin falan civarında para var. Sen bu parayla ne yap biliyor musun? Ben sana pet shop önereyim. Aynısından 3-4 tane alırsın, ömür boyu beslersin o parayla. Allah, peki ben bunu almak istesem, size para versem. Bunu? Hı. Vallahi yanımda var para. Bak abla. Hayır. Niye ki? Hoş bulduk, merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Buranın müdürüyle görüşme şansın var mı çok kısa? Merhaba. Hoş geldin. Ya, yalnız konuşsak olur mu biraz? Ya şimdi ben depremden kaçtım, İstanbul'a geldim de. Elazığ'dan geldim. Karnım aç, nakit param da yok yanımda şu anda. Bir şeyler yeme şansın var mı? Ya bir şey değil ya, karnım doysun yeter. Ben... Kahvaltı yaptın mı? Dur ben sana. Sağ ol. Doyar mısın tosta? Doyarım. Sağ ol. Ne zaman geldin? Ben bugün geldim. Az önce geldim hatta. Yeni indim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ailen ne yapıyor? Aileni niye bıraktın? Onlar yok yani, burada yok. Nerede aile? İyi misin kardeşim sen? Yani iyi sayılır. Burada mı sizde? Ailenin haberi var mı geldiğinden beri? Hadi yemeğini ye, yemeğini. Bak sorma. Ne yapacağını bilir. Geldin mi? Tamam. Tamam, ben de geliyorum. Hadi. Tamam. Pardon. Bir şey söyleyeceğim. Size sarılmak istiyorum. Neden? İzlanda gibi bugün burası. Ama nerede olursa olsun önemi yok. Kötülük her yerde. Ben de diyorum ki, kötülüğe inat. Sarılabilir miyiz? Maalesef. Tamam. Merhaba. Size bir şey sorabilir miyim? Size sarılmam mümkün mü? Olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz hayat nasıl? İyi gidiyor. Okuyor musunuz? Çalışıyorum. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Bayağıdır. Yani aynen. Size sarılabilir miyim? Evet, ben sarılabilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Burada benim bir arkadaşım olacak da. Onu gördünüz mü, görmediniz mi? Bir fotoğraf göstersem size, baksanız. Tabii, bir saniye. Özel şeylerim vardı. Çok güzel bir kız bu arada. Umarım görmüşsünüzdür, gösteriyorum. O güzel sizsiniz. Bu özgüvenin nereden geliyor? Babamdan. Bayağı komikmiş ya, yani çok düşündün mü bu espri yapmak için? Espri değil, mutlu etmekti amacım. Teşekkür ederim ama mutlu olmadım. Saç kesimimden dolayı mı böyle davranıyorsunuz? Saç kesimin ne, konunun ne alakası var yani? Saç kesimin benimkine benziyor. Normalde benim berberim var da. Ya bizim tekelci abi kesti de saçımı. Tas koydu kesti. Komik mi? Ama Ronaldo'nun gençliğine benziyorum bence. Emin misin? Hiç aynaya baktın mı? Evet. Kim söyledi sana Ronaldo'ya benzediğini? Dayım. Pardon. Bir şey söyledim. Bizim üniversitenin itiraf sayfası vardı. Ben orada yazmıştım da size. Demiştim hani sarılmak istediğimi belirtmiştim. Dedim yüz yüze söyleyeyim de. Öyle mi?
galiba şey değil bu sayfa, iyi değil ama. Biz kendi aramızda döndürüyorduk muhabbetlerimizi. Öyle. Dedim yüzüze söyleyeyim belki sarılabilirim. Sarılabilir miyim? Bırak tamam. Tamam. Pardon, bir şey söylemek istiyorum. Daha önce seni hiç görmedim. Daha önce hiç seninle konuşmadım. Sadece tek bir isteğim var. Pozitif bir insan olarak tanımadığım birine sarılmak istiyorum. Sarılmamız mümkün mü? Yani bilemedim ama... Sarılalım. Sarılmaya ihtiyacım var. Aa, ben de sarılmayı çok sevindim. Gel sarılalım o zaman. Tamam, çok sevindim o zaman. İşte böyle yürüyorlar. Telefon numarası isteyip gidiyorlar. Sinir oluyorum. Geliyorlar mı öyle? Ya yolda yürüyor işte falan filan. Biliyorsun ki bir iki tercih yani.